İrfan Can Kahveci geçtiğimiz sezon devre arasında Sarı Lacivertlere katıldı. Bir sakatlık süreci söz konusuydu o dönemde. Belki çok fazla istediği performansı veremedi ama milli takım havuzunda düşündüğümüz zaman Türkiye Ligi'ndeki en değerli oyunculardan biri olduğu kesin. Onunla alakalı beklentim bu sezon için nedir? Geçtiğimiz yıldan çok daha iyisini ortaya koyacak gibi gözüküyor. Teknik direktör anlamında Vitor Pereira'nın ona ben çok daha fazla rol yükleyebileceği kanısındayım ki oynattığı oyuna da çok yabancı bir İrfan Can yok aslında. Benzer tarzda oyunları oynayabilen bir oyuncu. Geçtiğimiz yılın yani devre arası transferi yapmak kolay bir iş değil. Ve burada İrfan'ın takıma adaptasyonla alakalı fiziksel hamleler geçtiğimiz yılın tamamına baktığımız zaman sorunlar yaşadığı bir gerçek. Şu anda hem Mesut Özil için hem de İrfan Can için çok daha pozitif, çok daha iyi uyum içerisinde bir sezon bekliyorum. Çünkü kamp görmek çok kıymetli. Bir sakatlık vesaire durumu da olmazsa şu an için bir problem gözükmüyor herhangi bir şekilde. Ben Vitor Pereira'nın sisteminin değişmezleri arasına girer gibi geliyor bana iki oyuncu. Nasıl buluyorsunuz hocam İrfan Can Kahveci'yi? Bunu salt Fenerbahçe performansını düşünerek sormuyorum. Benim için çok değerli bir futbolcu. Avrupa'nın iyi takımlarında oynayabilecek özelliklere sahip her yönüyle. Ama bu seneyi konuşuyorsak iki tane değişik mevki var. Fenerbahçe 3-4-3 oynuyor. Orta sahadaki dörtlü de kanatta madem burada Osayi oynuyor, Nazım oynuyor. Burada Caner, Novak dedik. Orta sahadaki bu ikili biz onlara biri 6 biri 8 diyebiliriz. İki tane 8 diyebiliriz. Orta sahada hem defansif hem de ofansif görevler üstlenmesi gereken bu iki futbolcudan biri olabileceğine inanıyorum. Oradaki görev tanımı bambaşka bir görev. Bir de hocanın şu an kullandığı gibi iki hazırlık maçında, son Kasımpaşa maçında sağ tarafta birinci yarı İrfan Can'ı kullandı, ikinci yarı Mesut'u kullandı. Öndeki üçlünün sağ tarafında kullanırsa, ki sol ayaklı olması oraya daha yakın aday olduğunu gösteriyor. Oradaki görev tanımı çok farklı. O yüzden çok fazla geri gelmeden ama Fenerbahçe'de bağlantı oyuncusu olacak gibi Fenerbahçe'yi öne çıkaran, önde sağ tarafta Gezal'ın Beşiktaş'ta yaptığı gibi oyun kurabilecek özelliklere de sahip bir futbolcu. Çok iyi bir sol ayağı olduğu için milli maçta tek golümüzü attı. Nasıl attı? Sağ taraftan içe girdi. Sol ayağına vurdu. Uzak mesafe. Demek ki o bölgede oynuyorsa bu şekilde gol de atabilecek bir İrfan Can var. Yani elinizde iki tane İrfan Can varsa birini sağda birini de ortada çok rahatlıkla oynatabilirsiniz. Bu derece kaliteli görüyorum. Ama her iki mevkide de forma savaşı vereceği futbolcular var. Orta sahaya bakıyorum. Mert Hakan oraya aday. Gustavo oraya aday. Sosa oraya aday. Ozan Tufan oraya aday. Bunlardan birinin önüne geçmesi lazım. 8 olacaksa. İleride sağ kanatta oynayacaksa da şu an hoca en çok Mesut'u düşünüyor orada. Mesut ona göre biraz öncelik alacaktır. Mesut'la İrfan'la birlikte Sinan orada oynayabilir. Ferdi oynayabilir. Valencia oynayabilir. Yani sağ ayaklı olduğu için Pelkas'ı ben diğer kanada gönderiyorum. Hatta yeri gelirse Samatta'yı bile orada görürsek sürpriz olmayalım. Çünkü oradaki futbolcudan gol ve asist bekleyecek hoca. Ama çok değerli bir oyuncu, altını çiziyorum. Fenerbahçe ona sahip olduğu için mutlu olsun. Sence İrfan Can Kahveci'nin ideal mevkisi 3-4-3'te nedir? İdeal pozisyon nedir? Şimdi burada Gustavo'nun ben vazgeçilmez olacağı düşüncesindeyim. Oradan başlayayım. Çünkü hem bir önceki dönemde Josef de Souza ve Mehmet Topal ikilisinden aldığı verimi biliyoruz ki Vitor Pereira her ne kadar Sayın Ali Koç ifadelerinde hücum yapan, topu ayağında tutan ve hücum yapan mantığıyla yürüse bile Vitor Pereira öncelik olarak savunmayı güçlendirip sonra hücumu düşünen bir teknik adamdır. Yani hücumu yine yapacak ama önceliği mutlaka önce savunma güvenliği olacak. Burada da Gustavo Josef de Souza'nın bir önceki dönemdeki rolünü üstlenir. Mehmet Topal'ın üstlendiği o dönemki rolden çok daha hücuma katkı yönünden baktığımız zaman orada da ben İrfan Can, Ozan Tufan hamlesi ikisinden biri üstüne gidecektir gibi geliyor bana oyun. Mesut hocama şeyi sorayım. Tabii hocam, Gustavo'yu kesinlikle oynaması lazım. Bence de orta sahada tercih edeceğim oyunculardan biri olur. Ama Kasımpaşa maçında üçlü defansın ortasında oynattı. Yani orada da bir görev gelirse sürpriz olur mu? Bence sence? Olur muyu deniyor hocam. Yani şu anda Vitor Pereira olur muyu deniyor. Ama hatırlarsınız Mehmet Topal'ın vaktiyle o stopere çekildiği maçlar vardır.
milli takımda da Fenerbahçe'de en son artık oyuncu açıklama yapmıştı. Ben stoper oynamak istemiyorum diye. O kadar çok hata yapıyordu ki. Bazı oyuncuları ceza sahasının içine çekmek çok risklidir. Bence Gustavo da o riskli oyunculardan bir tanesi. Katılıyorum ama üçlü defans da ikili defans görev tanımları da çok farklı tabii. Hocam Ozan Tufan bu kadroda sizce hangi mevkinin oyuncusu olur? Tabii ki merkez orta saha için her zaman önemli adaylardan biri. Ama Nazım'ı, Osay Samuel'i düşündüğümüzde sanki dörtlünün sağında bile onlardan daha baskın bir performansla sergileyebilir. Ya düşünülebilir kesinlikle ama bence Ozan'ın ideal yeri kesinlikle ortadaki evet. O iki mevkiden biri. Çünkü biz Ozan'ı büyük övgülerle ki hak ettiği için o övgüleri yapıyoruz zaten. Konuşmamızın en önemli nedeni defansif yönde takıma ciddi katkıları var. Hele hele ofansif yönde o kadar uzun mesafeyi topla kat edebilen, ileriye gittiği zaman şutla atak bitiren, hatta yeri geldiğinde topsuz dahi orta sahadan verdiği desteklerde kanatlardan gelen ortalara hava toplarını gol yaparak dahi değerlendirebilecek özellikleri var. Fenerbahçe'nin bu ikili orta sahasından birinin de önde çoğalma adına mutlaka öne destek vermesi lazım. O yüzden Ozan bence o mevkide çok ciddi bir görev almak zorunda. Mecbur kalırsam sağ kanatta da çok güvenerek oynatacağım futbolculardan biri olması lazım. Şimdi vücut tiplerine göre bazen futbolcuları da ayırabiliyorsun. Yani diyelim bir Osay Samuel sağ kanada koysan ya görünüşü itibariyle bile şunu dersin. Yani bu maçın başından sonuna kadar bu ileri geri koşularda hiç zorlanmadan yapar. Ozan'ın vücudunu gördüğünde onu böyle koşucu bir tip olarak değil, daha fazla oynatan bir tip olarak ben daha fazla değerlendiriyorum. Çok koşucu bir tipi yok. O yüzden o üst düzey şiddeti yüksek koşuları çok beklememek lazım Ozan'dan. Bir küçük aramız var sevgili seyirciler. Olimpiyatların heyecanını aslında futbol maçlarıyla yaşamaya başladık ama büyük mücadeleler çok daha yakında ve belki de olimpiyatlar tarihinin en özel isimlerinden biri Usain Bolt'un portresini sizlerle paylaşıyoruz. Sonrasında konuklarımızla birlikte yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. Gündemi transfer kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'nin gündemini konuşuyoruz. Sarı lacivertlerin gelenekselleşen bayram kutlama törenine Faruk Ilgaz tesisleri ev sahipliği yaptı. Başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaları izleyelim. Sonrasında değerlendirmelerde bulunuruz. Evet, bir yaz dönemi geçiriyoruz. Yavaş yavaş ligler başlayacak. Yavaş yavaş stresli günlere geri döneceğiz. Yavaş yavaş Fenerbahçe'mizin her branşta yaptığı maçlar günlük önceliklerimizin parçası olacak. Bizlerle bu bağlamda, bu doğrultuda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Branşlar yavaş yavaş toplanmaya başlıyor. Sezon öncesi kamplar, futbol daha erken başlayacağı için bir adım önde diğer branşlara göre. Bu sene özellikle futbolda çok daha farklı şeyler, çok daha güzel günler yaşayacağımızın ben burada habercisi olmayı istiyorum. Ne kadar kararlı ve inançlı olduğumuzu anlamanız açısından. Çünkü ben genelde ilerisiyle ilgili hiçbir zaman tahminde bulunmam. Büyük konuşmam. İnşallah derim. Kısmet derim. Kısmete çok inanırım. Ama bu sene her şeyden çok yaptığımız çalışmalar, ektiğimiz tohumlar ve hedeflerimiz doğrultusunda çok derece inançlı ve iddialıyız. İddialı olmayı seven biri değilim ama iddialıyız. Ve